Herkese merhaba. Ben Gökçe İrten. Bugün beraber şöyle bir şey çizeceğiz. Rengeyi nasıl çizilir? Yılbaşı konseptine uygun olsun diye dedim ki rengeyi çizelim. Siz de en çok onu istemiştiniz. Ben size sordum. Dedim ki yılbaşı ağacı mı çizelim, rengeyi mi çizelim, fındık krem mi çizelim, yoksa yılbaşı süsleri mi yapalım? Dediniz ki rengeyi çizelim. O zaman rengeyi çizelim. Şimdi bugün için ihtiyacımız olan şeyler. Öncelikle bir yılbaşı ruhu. Nedir? Giyiyoruz. Süsle. Durun. Yılbaşı ruhu. Neden olmasın? Evet. Hazır gibiyim. Yılbaşı ruhuna. Bu şekilde beni ciddiye alabilecek misiniz? İhtiyacımız olan şeyler. Bir kahverengi gibi keçeli kalem. Bir kırmızı gibi keçeli kalem. Oy. Yeşiller. Belki bir yerlerine ağaç çizeriz diye. Kırmızılar. Çünkü burnunu kırmızı yapacağım. Bir de böyle kahverengi tonları. Rengeyini ben böyle kahverengili gibi yaparım diye düşündüm. Ama siz biliyorsunuz ki istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde ve istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Kahverengili olanı alalım. Kağıtları yatay tutuyorum. Ama isterseniz dik tutup, yatay tutup yarısını çizip katlayıp yılbaşı kartı gibi de yapabilirsiniz. Başlıyorum. Kahverengi gibi olanı aldım. Siyahla da yapabilirsiniz. İstediğiniz renkte, hiç önemli değil. Şuraya çok yukarı olmayacak şekilde, çünkü buraya boynuzları gelecek. Şöyle ne şekil olduğu önemli olmayan elipsimsi bir şey çiziyorum. Sonra daha önce de yaptığımız böyle yaprak gibi iki tane kulakçık. Şöyle iki göz. Gözlerin içine de bir yuvarlak. Sonra da bir de şöyle küçük yuvarlaklar. Bunları daha önce yapıyorduk. Bunun içine boyayabiliriz. Şimdi burnunu yapmayacağım. Çünkü burnu kırmızı. Boynuzları için eğer kocaman bir geyik çizerseniz rengeyi, ellerinizi boynuz yapmak için kullanabilirsiniz. Yani şöyle mesela buraya elinizi koyup buradan böyle geçip mesela diyelim kendinize bir maske yapıyorsunuz. Rengeyi maskesi. O zaman ellerden bir tane, iki tane boynuz yapabilirsiniz. Ben şimdi daha küçük çizdiğim için şöyle yapıyorum. Hop. 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 Bu istediğiniz şekilde ve biçimde olabilir. Hiç önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bildiğim kadarıyla rengeyinin boynuzları aslında yaşını temsil ediyor. O yüzden ikisinde de birinde 5 ise diğerinde de 5 olması lazım bu kıçıklar. Şimdi de küçücük bir vücut yapacağım ona. O da şöyle. Şuradan böyle. Bir ayak, hop, iki ayak, hop, şuradan bir popo, bir ayak daha, hop, bir ayak daha, popoyu kapatalım. Bir de şöyle piçik piçik bir kuyruk. Tamam, bu kahverengiyle sanırım işimiz bitti. Şimdi kırmızıyı alabiliriz.
Kırmızıyı şekilde çizebiliriz, çizmeye de biliriz. Önemli değil ama böyle kocaman bir kırmızı burun yapalım. Soğukta düşün. Mavi böyle o kadar gezersen kutuplar kutuplar üşürsün tabii rengeyi. Rengeyle terslendim mi ben? Şimdi şu kahvemsi gibi olanlardan alıyorum. Ve rengeyinin içini ben bu renklerle boyuyorum. Taşırıyorum biliyorsunuz. Yine taşırdım. Önemsiyor muyum? Şimdi kırmızıyla burun. Kolay oldu. Azıcık da yanaklarını yapalım mı? Çok güzel oluyor. Şimdi bir de koyu kahverengi. Bu koyu kahverengiyle de boynuzlar. İsterseniz bu koyu kahverengiyle şöyle ağzını da yapabilirsiniz. Daha şeker olursa ki bence olur. Şimdi geldik bunun çevresini süslemeye. Rengeyi de aynı benim gibi sadelikten hoşlanıyorsa demek ki. Ne yapalım? Rengeyiklerini herkes kendisi gibi yapsın. Şimdi benim kulağımda bu sade süsler olduğu için ben de rengeyinin kulağına bunlardan yapacağım. Siz de mesela... Siz de diyelim gözlüklüsünüz. Ya da pembe bir kazak giyiyorsunuz. Ya da kırmızı bir kazak giyiyorsunuz. Ya da belki çilleriniz var. O zaman rengeyine gözlük yapın, çil yapın, pembe kazak giydirin. Benim gibi küpe takıyorsanız küpeler yapın. Şimdi süsleme kısmına geçiyorum. Bir yeşil ile yeşilimi seçelim. Tamam, koyu bir yeşil gibi. Yanına küçük küçük birkaç tane yılbaşı ağacı yapacağım. Yılbaşı ağacı nasıl çizilir? Videonun içinde video. Bir dakika. Bir dakika mola. Bunu soymam lazım. Yılbaşı ağacı çok kolay çizilir. Şimdi bir üçgen. Üçgenin üzerine bir tane daha ondan büyük üçgen. Bir tane daha ondan da büyük üçgen. Bir tane daha ondan da büyük üçgen. Şimdi bunun da içini boyayalım. Oldu bize bir yılbaşı ağacı, çam ağacı. Bir şeyler. Evde kendinize çam ağacı mı yapmak istiyorsunuz? O zaman kağıtları alt alta alt alta alt alta koyun. Bir sürü. 5 tane kağıdı alt alta yapıştırın birbirine. Ya da 10 tane yapın. Üzerine bunun gibi çiv 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 bir yılbaşı ağacı çizin. Daha sonra üzerine süsler yapıştırabilirsiniz. Yılbaşı bir tane daha yapıyorum. Yamuk bir yılbaşı ağacı. Biliyorsunuz bizde yamuk var, taşırma var. Her türlü. Sonra da koyu kahverengiyle yine şu altlarını yapalım şöyle.
Bitti mi bu? Ben bir tane daha yapacağım ağaç buraya. Bitmedi. Şimdi kırmızı ile size bir kar tanesi yapmayı gösteriyorum. Bakınız, kar tanesi için şöyle bir çarpı yapıyoruz. Bu çarpının ortasından da şuradan bir tane çubuk geçiriyoruz. Niye çizerek göstermedim, değil mi? Şuradan. Sonra da buralarına çik 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 çik. Daha büyük yapayım. Şöyle bir çarpı. Buraya bir çizik. Daha sonra da uçlarına ne bunlar? Ok. Uçlarına oklar. Şimdi çarpı çizgi. Çarpı çizgi. Şimdi kutuplarda dolaştığı için rengeyinin oralarda kar var tabii. Ben de kar çok severim ama yağmıyor. Neyse, bunların oklarını da yapmayı verelim bari. Küçük olunca oklar zor oldu sanki. Ne dersiniz? Oldu. Başka yapmamız gereken imzalar. Kırmızıyla. Kırmızıyla moruna. Bu alakasız. Rengeyimiz bitmiştir. Benim rengeyim de geldi. İyi. Nasıl alınmıştı? Video çekiyorum. Sen nasılsın? Yine bekleriz. Düdük makarnası. Düdük. Göster. Rengini göster. Nasıl çizdin? Çizdin mi? Sürpriz misafirli videomuzun sonuna geldik. O zaman ben bir rengeyi oldum. Ben bir rengeyi oldum. Ben bir rengeyi oldum. Ben bir rengeyi oldum. Kolaymış ya. O kadar da zor değilmiş. Benimle beraber rengeyi çizdiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel yıllar diliyorum. Bol resimli, bol renkli, sağlıklı. Rengeyiklerinizi daha sonra kesip isterseniz cama, kapıya, bir yerlere asabilirsiniz. Çünkü yılbaşı. Sizi seviyorum ve çok öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz kalplemeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.